Bana 009 derler. 0 arkadaş, 0 manita, 9 yıllık Roblox prosu. Ne kadar Valve ile ilgili videolar çeksem de Roblox'un bendeki yeri çok fazla. Çocukken hep arkadaşımın evine giderdim. Arkadaşım bilgisayarında ilk defa Half-Life gördüğümde birazcık ilgimi çekmiş olsa da Roblox oynamaya devam ettiğimizi hatırlıyorum. 11 yaşındaki Twint ilk Roblox hesabını 2015 yılında kurmuştu. Hesabıma mail eklememenin veya şifremi unutmamın sonucunda çok fazla hesap değiştirdim. Son hesabımı 2016 yılında açtım ve bir daha hesap değiştirmedim. 2015'ten 2023'e kadar belirli aralıklarla oyunu bırakmış olsam da her seferinde "Kanka Roblox geliyor mu?" mesajından sonra hep geri döndüm. Bu yıllar içerisinde Roblox'taki yapılmış bildiğimiz RPG türündeki oyunlardan survival oyunlarına, artık yeni çıkan korku oyunlarından daha korkunç olan Roblox korku oyunlarına, klasik tycoonlardan, bu arada favorim Princess Tycoon, parkur türündeki obilere kadar bir sürü türü çokça oynadım. Roblox'u çocuklar için yapılmış bir platform olarak gören, sadece Valve oyunları oynamış ön yargılı yetişkin bir birey olabilirsin. Size şunu demem gerekiyor. Valve topluluğu ve Roblox topluluğu birbirinden hiç de uzak değil. Mağazaya girip küçük bir arama ile Valve kozmetiklerine erişebiliyorsunuz. Tabii ki bunlar resmi kozmetikler değil, tamamen hayran yapımı eşyalar. Sonsuz sayıda kopya oyuna ev sahipliği yapan Roblox'un içerisinde tabii ki de Valve oyunlarına remake yapmaya çalışan bir sürü oyuncu var. Roblox içerisinde yapılmış garip remake'leri oynamaya bir yerden başlayacaksak en iyisi en baştakiyle başlamak. Yıllar geçse de konuştuğumuz ve severek oynadığımız Roblox içerisinde elde edebileceğiniz en iyi Half-Life deneyimini Half-Blox ve Half-Blox 2 sunuyor. Half-Blox'a girdim ve bildiğimiz oyunda neredeyse aynı ana menüye sahip menüden yeni oyun başlattım. Orijinal Half-Life'deki uzun giriş sahnesiyle karşılaştım. Görünüşe göre Half-Life tekstürleri ve modelleri Roblox içerisine gayet iyi portlanmış. Benim gibi işine gelmekle geç kalmış Roblox götlü Barney'nin yanından geçtikten sonra Roblox'u gay adamın yanından geçiyorum. Zor da olsa sonunda laglı trenle başarılı bir şekilde Black Mesa'ya varıyorum. Buraya geldiğimde dikkatimi çeken şey giriş alanını ne kadar iyi yaptıkları oluyor. Ama zıplamaya ve bunny hop yapmaya çalıştığımda movement'ın ne kadar boktan olduğu anlaşılıyor. Daha demin tren içerisinde yürüdüğümde ve zıpladığımda Roblox gibi hissettiriyordu. Burada ise ne Roblox ne Half-Life gibi hissettiriyor. Etrafa bakındığınızda tekstürlerin ve modellerin ne kadar iyi durduğunu fark edebilirsiniz. Tamam, ben yıllarca bu oyunu oynamış olabilirim ama ışıklandırma sanki Half-Life'inkinden daha iyi gibi. Mutfaktaki güveçi patlatma speedrun yaptıktan sonra G adamın bilim adamıyla neler konuştuğuna göz atabilirsiniz. H.E.B. suitimi giydim, test odasına doğru yola koyuldum. Kesinlikle evrenler arası bir yarık açıp bütün dünyayı ölüme sürüklemeyecek olan tekstürsüz kristal arabasını ittirdim ve bu kadardı. Oyun beklediğimden çabuk bitince farklı şeyler denemek için tekrar oyuna girdim. Belki vardır umuduyla bastığım konsol tuşunda cidden konsol açılmıştı. Ezbere bildiğim birkaç komutu deneyemeden alttaki multiplayer seçeneği dikkatimi çekti. Sunucu kur dediğinizde şu anki bulunduğunuz haritanın ID'sini veriyor ve arkadaşınıza ID'yi atıp katılmasını istediğinizde gelemiyor. Süper. Konsol kısmında ise maalesef bildiğimiz komutlar çalışmıyor. Half-Blox'u yapan All-Team'in kurucusu Rizio'nun hesabına göz attığımda yaptığı başka bir oyunla karşılaştım. Golden Source. Bu oyun, hatta oyun bile diyemem, demo, Half-Blox ile aynı görünüyor. Tren sahnesi olmadan H.E.B. suitim giyili 15 armalımla doğuyorum. Elime silah almaya çalıştığımda ise levye, tabanca, altı patlar, pompalı, el bombası, lazer mayını, roket atar ve hepsi gayet iyi çalışıyor. All-Team'in paylaştığı development assess'lerine göre oyun üzerinde uğraşıyorlar. Half-Blox çok eksik dursa bile büyük bir potansiyele sahip. Umarım oyun bu şekilde kalmaz. Half-Blox'un ardından oyuncuların merakla en çok beklediği oyun Half-Blox 2'yi açıp G adamın konuşmasını dinledikten sonra günümüzde halen güzel gözüken Half-Life 2'yi Roblox'ta bu kadar isabetli yapmaları takdir edilesi. Trenden indim ve yolun geri kalanına devam ettim. Trenden indikten sonra şehrin her yanından duyulan büyük hoparlörlerden Roblox Dr. Bre'nin konuşmalarını duymamak beni üzdü. Onun dışında detaylara verilen özen sebebiyle oyun Half-Life 2 gibi hissettirmeyi başarıyor. What are we going to do? Masadan aldığım bavul ile prop boost yaparak New Prospect'e gitmeyi denedim fakat görünmez duvar yüzünden başarısız oldum. Sorgu odasına götürüldükten sonra bana hala bira borcu olan eski dostum Roblox Bunny ile buluştum. Roblox Dr. Isaac Kleiner'in konuşmalarını çok fazla dinlemekten bıktığımdan etraftaki proplar oynamaya başladım. Şunu fark ettim ki Source motorunki kadar iyi bir fizik motoru olmasa da onu kopyalamaya çalışan başarılı bir fizik motoru var. Size şu teneke kutuyu almanızı söyleyen Metro Cup'ın dediklerini yaptıktan sonra sonra yapıyorsunuz, çünkü kafasına teneke kutuyu attıktan sonra size 1000 Yard Stare atıyor. Tren istasyonundan çıkıp şehre küçük bir bakış attıktan sonra ilk oyundaki gibi bu da hemen bitiyor. Half-Blox 2'nin ana menüsünde bulunan topluluk oyunlarına küçük bir göz atmam gerekirse en dikkat çekenlerden başlamak daha doğru olur. Opposing Force 2 ve Return Blue Shift. Black Mesa Blue Shift modu dışında Blue Shift sıkıcı olduğundan Opposing Force 2'ye şans vermek istiyorum. En sonunda Roblox 10 başı Adrian Shepherd zaman tutsağından çıkıyor. İlk olarak karşıma hala Headcrab tarafından kafası yenilen bir adam çıkıyor. Etrafıma bakındığımda korkunç şekilde cızırdayan radyo, trenin koltuklarına serilmiş battaniye ve lamba görüyorum. Yüksek ihtimalle şu anda Headcrab tarafından emcüklenen adamımız burada kalıyormuş. Merakla trenden dışarıya çıkıyorum. Tepemden geçen sessiz helikopterin ardından ilerlediğimde The Future yazısıyla karşılaşıyorum. Muhtemelen bu ilk chapter'ın adı. Kısa bir yürüyüşün ardından önümden hızlıca bir tren geçiyor. Harita atmosferini gerçekten beğendim. O Source motorunun korkutucu ve yalnız hissini yaşattırıyor. Daha fazla yürüyorum ve kapıya denk gelip heyecanla açmak istediğimde üzücü şekilde oyun bitiyor. Oyunun sonundaki yazıda ise Chapter 2'nin çok yakında olduğu yazsa da oyunun açıklamasını kontrol ettiğimde tahmin edebileceğiniz üzere oyun iptal edilmiş. Sırada Return Blue Shift var. Sıkıcı tren yolculuğunu atlıyorum. Bu etrafı tanıtma amacıyla gezdirdikleri mekanların içerisindeki NPC'ler çok fazla bozuk olacağından bazıları ya dışarıda ya da can yakan asit suyunda yüzüyorlar. En azından bazı referansları eklemeyi unutmamışlar. Tam 5 dakika süren karanlık tren yolculuğu sonunda bitiyor. Trenden indiğimde dikkatimi çeken şey trenin bizi introda bıraktığı yer ile kapıdan içeriye girdikten sonraki yer ile bambaşka bir yer olması. Uzun tren yolculuğu beni susattığı için otomat makinesinden içecek almaya çalışıyorum. Sanırım bozuk. İçeriye girdiğimde diğer güvenlik görevlisiyle karşılaşıyorum. Yoksa diğer Barney mi demeliydim? Etkileşime geçmeye çalıştığımda sadece beni takip ettiğini fark ettim. O büyük, güzel Black Mesa'da gezintiye çıktım. Kelby Barney ile karşılaştım. Bilim adamlarıyla sohbet etmeyi denedim ama Barney'lerde olduğu gibi tek beni takip ediyorlar. Bulduğum diğer otomat makinelerini denedim ama nafile. Soyunma odasından kaskımı ve çelik eleğimi giydim. Nice one. Oh, that was awkward. Haritayı daha fazla gezmek isterdim ama çok yarım bırakılmıştı. Bir anda aklıma bütün herkese beni takip etmesini söylemek geldi. Neden olmasın? Please excuse me. Please excuse me. Please excuse me. Gelin bakalım. Excuse me. Please. Please. Excuse me. Excuse me. Return Blue Shift'in haritası aşırı eksik olsa da harita etrafındaki bilim adamlarının yapmalarını sevdim. Topluluk haritalarında bakılacak başka bir harita kalmadığından ve hem topluluk haritalarında hem de Half-Blox içerisinde bir kere bile silah kullanamadığımdan Half-Blox 2'nin içerisinde yapılmış Half-Life 2 Deathmatch karşıma çıkıyor. Sadece 3 tane harita var ve SMG ya da Gravity Gun yok ama Half-Life 2 kombatını güzel bir şekilde yansıtıyor. Bulunan her silah için bir sürü silah skin'i var ve cidden Half-Life 2 silahlarında hiç de iyi gözükmüyor. Half-Blox 2 Deathmatch'e lokomu çağırdım. Biraz prop boost denedik. Öyle bir sunucu olacağını düşünsem de birkaç oyuncu geldi ve lokomla birbirimizi patlatıp çıktık. Bu yüzden burada gayet eğlendiğimi söyleyebilirim. Half-Blox 2'den sonra Roblox Half-Life Deathmatch girdik. Ama aşırı derecede kötüydü. Haritalar Gold Source haritalarının portlarıydı. Silah modelleri de boktan olsa da Snark yerine küçük bir köpecik ve başka bir el bombasını TF2 evinin tiz bağırışıyla fırlattığımız uzaylı bir köpeğe dönüştürmeleri komik olmuş. Kalabalık bir şekilde oynamak eğlenceli olabilirdim ama sunucuda sadece ben ve Lokom vardı. Biz de bütün haritayı köpeciklere doldurduk ve oyundan ayrıldık. Half-Blox ve Half-Blox 2 iki oyununda tam bir remake'i değiller. Hatta oyun bile demek doğru olmaz. Kısa demolardan ibaretler. Ancak iki oyunda Roblox içerisinde Half-Life'ı etkileyici şekilde yapmışlar. Counter-Strike gelmiş geçmiş en rekabetçi oyunlardan bir tanesi. Bir yandan da bir hapishane gibi. Bir tarafta olmazsa olmaz Rus oyuncuları, takım arkadaşından ağız dolusu küfür yiyen oyuna yeni başlayanlar, Dust 2'den başka harita oynamak için direten oyuncular ve eğimini daha çok geliştirdiğini düşünüp sikko bir mouse'a 3000 lira bayalan oyunculara kadar geçmişten günümüze iç ısıtan sevimli bir topluluğa sahip. Çok ilginç ki Counter-Strike'ın Roblox ile geçmiş uzanan bir tarihi var. CSGO çıkmadan önce eski 1960'larda şu anda Ruslar dışında kimsenin sikine takmadığı Counter-Strike Source'u hatırlıyorsunuzdur. Roblox üzerinde CSS yeniden oluşturmaya çalışan garip ve kötü bir avuç oyun vardı. Kötü CSS kopyaları terk edildiyse iyi olanlardan çok az kaldı ama hepsi şu zamanda ya bozuk ya da kötü olanlarla aynı kaderi paylaşıyorlar. Valve CSGO ilk çıkarttığı zamanlarda GTA 630M ekran kartı laptopumda ucu ucuna 60 FPS oynattırdığından en iyi seçenek olarak Roblox'ta bulunan Counter-Blox oynamaya başlamıştım. Şimdi Counter-Blox insanların öylesine girip oynadığı bir oyun değil. Burada oyuna tutunmaya çalışan bir topluluk var ve bu oyuncular Counter-Strike'ta gördüğümden daha salyalı, daha tryhard, daha sinirliler. Counter-Blox oynama deneyimim çok eski yıllara dayansa da şimdi girdiğimde garipti. CS'de bulunan çoğu şeyi Roblox'ta yapmaya başarmışlar fakat büyük problem oynanış kısmındaydı. Ateş ettiğimde merminin düşmana vurup vurmadığını anlamak kafa karıştırıcı. Bu da silahların mermilerini gerçekten de rastgele gittiğini hissettiriyor ki bu çok kötü. Aslında Counter-Blox'un Counter-Strike ile aynı bir spray paterni var. Yaptığım atışların isabetli olup olmadığından bu kopyaladıkları spray paterni bana tamamen boş geliyor. Counter-Strike'ı Roblox'a kopyalamakta oldukça başarılılar ama bu oyun hakkında bahsedilmesi gereken sıkıcı durumlar var. İlk olarak VM modelinizi değiştirebileceğiniz bir ayar yok ki oyunun size vermiş olduğu görüş alanı çok dar. Ateş ettiğinizde vuruşlarınızı anlamakta güçlük çekmeniz ve koşma seslerinin gerektiği gibi çalışmaması bu oyunu yine de oynanabilir kılıyor. Ama bir süre sonra canınızı sıkmaya başlıyor. Counter-Blox'taki rekabetçi modu CS'dekiyle aynı. Haritalar hoş tasarlanmış, oynanış yaklaşık olarak iyi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda CS2 sonunda çıkış yaptı. Eğer bilmiyorsan CS2'nin bu kötü çıkışından sonra kafan rahat bir şekilde mağaranda CS1 alt oynamaya devam edebilirsin. Merakımdan Roblox'ta CS2 yapmaya çalışan deliler var mı diye biraz araştırma yaptığımda çok da şaşırmadım. Bulduğum Deni 123D adlı YouTube kanalının paylaştığı videolar hakikaten Roblox içerisinde yapılan CS2 oyunuydu. Strike Force olarak adlandırdıkları bu oyun beklediğimden iyi duruyor. Gördüğüm kadarıyla haritalar ve özellikle silah modelleri harika gözüküyor. Üzerine çalıştıkları bu proje gayet umutlu duruyor. Umarım hemen vazgeçmezler. Bunun dışında Roblox'ta en iyi deneyimleyebileceğiniz hemen hemen her şey Counter-Blox'tan ibaret. Ailenizin severek oynadığı, yılların eskitemediği Team Fortress 2'nin Roblox üzerinde yapılmış en bilinen remake'i Typical Colors 2. Gün boyu TF2 oynayan ama hayatı boyunca bir kere Roblox oynamamış birisi bile Typical Colors 2'nin ne olduğunu biliyor. Gördünüz mü? Team Fortress 2 ile haşır neşirseniz illaki bir gün Typical Colors 2'ye denk gelmişsinizdir. Bu oyundan önce Roblox'un bize sunduğu onlarca TF2 deneyimi arasından göstermek istediğim bir oyun var. Typical Colors'u bir süreliğine köşeye attığımıza göre farklı tarza sahip Era Warfare'e göz atabiliriz. Era Warfare, TF2'de bulunan 9 sınıfı tıpkı çağlar boyu savaş gibi insanın farklı dönemlerine dayanan 5 sınıf ayırıyor. Skat bildiğimiz Skat ama uga buga bir mağara adamı ve birinci silah olarak Donkey Kong 64'teki Coconut silahı var. İkinci olarak taş atan bir tabancaya ve yakın dövüş olarak dümdüz odun bir sopası var. Sniper oynaması biraz daha zor. Tahta dart atan bir silaha ve tahta bir tekneyle sahip. Ayrıca kılıç ve kalkan takarak Demonite olabiliyorsunuz. Heavy artık benim sevdiğim tarzda kocaman bir Gatling makine tüfeğine sahip şapkalı bir kovboy. Heavy Demoman silahlarını kullanabiliyor ve ikinci olarak da Spy'ın altı patlarının eski bir modeli var. Heavy'de Demoman silahlarını kullanmak aşırı OP olsa da birinci silahınızı bırakıp sadece küçük bir altı patlarıyla oynamak aşırı zevkli. Soldier artık Half-Life Barney ve Pyro'nun silahlarını kullanabiliyor. Açıkçası berbat bir karar olmuş. Son olarak 5. sınıf aynı anda Engineer, Medic ve Spy rolüne sahip. Engineer'in hangi eşyası buna sebep oluyor bilmiyorum ama sanırım Seed Packet. Engineer ilginç bir şekilde taret ve dispenserlarında Plants vs. Zombies bitkilerini kullanabiliyor. Gördüğünüz üzere Seed Packet bir reskin olduğu için bayağı pahalı ama mağaza içerisinde çok uygun fiyata deneyebileceğiniz tanıdık silahlar var. Oyuna Robux yatırmak yerine maç içindeki performansınıza bağlı olarak Gold Coin kazanıyorsunuz ve mağaza harcayabiliyorsunuz. 2-3 maç attıktan sonra bile en az 3 silah alabilirsiniz ve çok takmaya gerek yok. TF2'den biraz baymış birisi olarak Era Warfare'deki ilk deneyimim cidden beni eğlendirmeyi başardı. Amaç sadece buradaki çılgınlığın tadını çıkartmaktan ibaret. İnsanlığın her dönemini konu alan, TF2'den ilham aldıkları haritaların içerisinde Engineer'in elindeki çekiç tarafından backstab yiyebilir, sticky jump yapan bir heavy kafana atlayabilir ya da Maz'dan aldığın bir balta sayesinde öldürdüğün düşmanı aşağılamak için grid atabilirsin. Maz içerisinde de kafa yedirtirecek kozmetikler bulunuyor. Bu cidden eğlenceli. Era Warfare'a bir TF2 remake demek doğru olmaz. Ama daha çok modlu TF2 sunucusunda vakit geçiriyormuşsunuz gibi. Peki ya Roblox içerisinde modsuz bir TF2 deneyimi istiyorsam? Burada da GigaChat Roblox TF2 Typical Colors 2 devreye giriyor. Typical Colors 2 Roblox içerisinde TF2'nin mükemmel bir remake'i. 9 sınıfında 9'unu muhteşem bir dengeyle yapmışlar. Eğlenceli silahlar ve haritaların dışında sinir bozan orospu evladı botlar yok. Oyundaki sınıfların kişiliklerini kopyalamayıp Sniper'ı siyahi, Pyro'yu Pyro hala Pyro ve Spy'ı kadın yapıp farklı karakterlere çevirmeleri hoş olmuş. Dürüst olmam gerekirse Typical Colors 2'ye övebileceğim çok fazla yeni var. Eğer TFK yeni başladıysanız ve kimse size sınıfların ne işe yaradığını, Medic nasıl çağıracağınızı, yeni şapkalar ve kozmetikleri nasıl alacağınızı söylemez. Typical Colors 2'de yeniyseniz az önce bahsettiklerin hepsini birkaç saat içerisinde rahatça öğrenebiliyorsunuz. Sınıf seçme ekranında bile hangi sınıfı seçmeniz takımınız için daha yararlı olur görebiliyorsunuz. Bu kaliteli ve dümdüz eğlenceli bir TFK oyunu ama bir yandan bu oyun güncelleme alan alternatif bir TFK oyunu. Tamam, güncelleme ve TFK kelimelerini bir arada görmek imkansız. Bu doğru. Typical Colors 2 neredeyse her ay güncelleme alan aktif bir oyun. Typical Colors 2 yapan Roll ve ekibine kesinlikle desteğimi sunuyorum. Roll yıllardır bu işin içerisinde. Typical Colors 2'nin ne kadar yol kat ettiğine bakın. Dümdüz dandirik bir TFK kopyası olmaya çalışırken şimdiki hali olağanüstü. Typical Colors'u yapan Rolve'un aynı zamanda Counterblocks'u yapması bu süreçte Counterblocks'un ne kadar geliştiğini de gösteriyor. Şunu söylemem gerekiyor ki Rolve'un Typical Colors 2'si ve Counterblocks'unun Valve'ın Team Fortress 2'si ve Counter Strike ile kocaman bir fark var. O da güncelleme. Şu anda Valve'ın TF2'yi siklemeyip tüm odağını CS2'ye yönlendirdiği apaçık ortada. Rove'da ise bu olay tam tersi şekilde ilerliyor. Typical Colors 2'ye gelen güncellemelerin haddi hesabı yok ama Counterblocks cephesinde hiçbir şey yok. Ulan ben bu Counterblocks'u önceden delicesine oynuyordum. Cadılar Bayramı'nda, Noel yaklaştığında mağazaya bir kasa koyarlardım. Elimize de bir avuç harita verip yollarlardı. Tıpkı şu anda TF2 yaptıkları gibi ama onu da yapmaz oldular. Eğer daha fazla TF2 oynama isteğiniz varsa TF2'den daha olağanüstü olan Typical Colors 2'yi oynayabilirsiniz. Ancak TF2'nin oyun döngüsünden sıkıldıysanız yine de ona benzer bir tür arıyorsanız o zaman Era Warfare'da çok eğleneceksiniz. Bir sürü Roblox TF2 klonu olması güzel. Sonuç olarak TF2 Roblox üzerinde olsa da oyunun yapımcılarından daha çok sevgi görüyor. Sen neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Left 4 Dead serisi elindeki 4 kişi toplanıp zombi keselim formülünü yıllardır kimseye kaptırmayan, senin için iyi veya kötü, benim için hala oynaması keyifli müthiş bir oyun. Roblox'ta milyonlarca Left 4 Dead kopyası olması bir yana en iyi deneyimleyebileceğiniz Left 4 Dead deneyimi Left to Die. Oyuna ilk girdiğinizde yapımcıların iyi ve net bir Left 4 Dead deneyimi sunmak istedikleri hemen anlaşılıyor. Haritadaki grimsi hava ve hafif kar yağışı Left 4 Dead birimsi bir hava veriyor. Silahlarla ateş etmek gayet iyi, baltanızı savurmanız bile gerektiği gibi hissettiriyor. Source motorundan sonra zombiler üzerinde böyle ragdoll görmek beni şaşırtmaya başardı. Left 4 Dead'i ilk oynadığımda karşılaştığım en büyük problemlerden bir tanesi oyunun çabuk bitmesi ve zombilerin ne yapmaya çalıştığını anlayamam oldu. Ama kesinlikle o kadar büyük bir problem değil. Yine aynı şekilde Hunter üzerinize atlamaya çalışıyor, Smoker sizi boğmaya çalışıyor. Bu arada adı Smoker değilmiş. Charger sizi kocaman koluyla ittirmeye çalışıyor. Hemen hemen aynı. Oyunun çabuk bitmesinin yanı sıra campaign haritasının bölüm dizaynı cidden kötüydü. Şu soktuğumu kapısından geçilip geçilmediğini anlamam 30 saniyem aldı ve o sırada takım arkadaşım zombiler tarafından acımasızca eziliyordu. En azından yapımcıların Roblox içerisinde Valve kadar güzel bir harita yapmaları harika. Fun fact, çok yakın zamanda Left 4 Die campaign'ini Left 4 Dead 2 içerisinde 3 partlık şekilde yeniden yaptılar. Şu zamana kadar oynadığım en iyi Left 4 Dead 2 atölye haritası olabilir. Kısa süren campaign'den sonra zombie survival moduna göz attığımda her şey beklediğim gibiydi. Sadece 10 dakika hayatta kaldığınızda başarım alamayacağınız ama yine de takım arkadaşlarınız yüzünden kaybedeceğiniz eski güzel klasik bir survival modu. Üzücü durum şu ki Left 4 Die'nin yapımı durduruldu ve artık daha fazla güncelleme almayacak. Left 4 Die, Roblox üzerinde deneyimleyebileceğiniz hoş ama kısa süren bir Left 4 Dead oyunu. Bulmaca oyunlarını sevmeyen biri olarak elbette Portal serisini biraz da olsa oynadım. Portal 2'nin co-op'ını 2 defa bitirmiş olsam da hikayesini hiçbir zaman bitiremedim. Bulmaca oyunlarından nefret etmiyorum ama bir süre sonra bulmaca çözmekten kafam zonklamaya başlıyor ve oyunu yarıda bırakmak zorunda kalıyorum. Koca yürekli ve sandaletli Gabe'ın da dediği gibi Portal 2 bizim en iyi single player oyunumuz. Bu yüzden Roblox'ta en iyi Portal oyunu Tunneler'a girmezsem olmaz. Yatağımdan uyandım ve beni Whitley, adı Axel olan bir robot karşıladı. Good morning. I'm Axel, your personal testing companion. I'm here to monitor you through the testing course so that your experience is fully recorded to be examined in the future. Portal'dan geçmeden önce ilk fark ettiğim şey sarı saçlı bir erkek olmamızdı. Axel bana sağlığım için tasarlanmış dinlenme alanını tanıttıktan sonra ilk testime doğru ilerledim. Klasik kutu bulmacasını çözdükten sonra portal silahını alacağım ilk bulmacayla karşılaşıyorum. Portal silahını aldım ve sıkıcı kuralları dinlemek için Axel'ın yanına gittim. Dinlediğim kurallar arasında kural 5 bayağı dikkat çekici. Rule 5. Do not compare the ecliptic tunneling device with the Aperture Science handheld portal device. They are different. Very different. Don't even think about it. Axel kural 11'e geldiğinde ise... Right. Rule 11. Wait. Sorry. Just give me a minute. Right. have fun. Cidden tam bir dakika bekledikten sonra bana eğlenmemi söylemesi motive ediciydi. Seviye 2 momentum ile alakalıydı ve Portal 2'de hızlandığınızda artan müziği buraya da güzel bir şekilde entegre etmişler. Klasik kutulu enerji toplu bulmacaları çözdükten sonra sonunda bölüm 4'te her iki portalı da açabileceğim portal silahını alıyorum. Sanırım portal silahını Axel üzerine kullanmamak en iyisi. Bölümler gittikçe zorlaşmaya başlamıştı bile. Bölüm 7 de bunların başlangıcı da diyebilirim. Eğer oyun Roblox olmasaydı yüksek ihtimalle geçemeyeceğim bu bölümü hiç geçilmemesi gereken yollarla geçtim. Bölüm 8'e girmeden önce Axel bana birkaç şey anlatacaktı ama içeriye bodozlama girdiğim için ne diyeceğini kaçırdım. Son anda bana silahlara dikkat etmem gerektiğini söyledim. Wait, watch out for gun. Welcome to level 8. Artık taretli bölümlere gelmiştim. Taretleri birazcık ittirdiğinizde yere düşüp kapanıyorlar. Klasik portal taretleri işte. Bölüm 9'a geldim. Neredeyse oyunun sonuna yaklaşmıştım ama artık bölüm 9.1 mi desem o kısımda walkthrough izlesem de yapamayacağımı anladıktan sonra oyunu burada bırakıyorum. Hikayenin devamında ise gelmesi gereken dinlenme odası yarı yolda kalıyor. Axel ile endişeli bir şekilde kısa bir beklemenin ardından güç bir anda geliyor ve dinlenme odası çok hızlı bir şekilde çarpıyor. Bulunduğumuz platform aldığı darbeden dolayı yıkılıyor ve karakterimiz aşağı düşerek Tunneler demosu burada sonlanıyor. Oyundaki detaylar ve birçok şey o kadar iyi ki sol üstteki Roblox logosu gözükmese oyunculara yeni bir portal modu diye yedirebilirsiniz. Bu Tunneler'ın aynı yapımcıların Homemade Meal tarafından yapılmış Portal Together adında bir multiplayer modu da var. Hayır, bildiğin Portal 2'deki co-op modu gibi değil. Portal Together daha çok arkadaşına girip beraber bulmacalar çözebileceğin ya da oyuncuları delirtmek için bir portal açarak onları zorla haritanın dışına düşürüp tek demo olmasından kaynaklı öldüklerinde yeniden doğamayıp oyundan çıkmaları eğlenceli. Kısaca arkadaşlarınıza takılabileceğiniz sandbox bir portal oyunu. Roblox içerisinde oynayabileceğiniz en etkileyici portal oyunu Tunneler ve bulmaca çözmekten sıkıldıysanız Portal Together sizin için güzel bir kaçamak. Yıllardır Roblox oynayan birisi olarak Roblox'a gelen boktan güncellemeler yüzünden uzaktan baktığınızda cidden sadece çocuklar için yapılmış bir platform olarak görmeniz gayet normal. Yine de burada Valve oyunlarının çok iyi veya çok kötü versiyonlarını oynayabiliyorsunuz ki bu benim için her zaman bir artı olmuştur. Umarım bu video sayesinde Roblox oynayan ve Valve oyunlarının muazzamlığını paylaşmak isteyen kocaman bir kitlenin varlığından haberdar olmanızı sağlar. Artı olarak bu video içerisinde kimsenin oynamadığı bomboş sunucularda benimle birlikte takıldığı için Bay Lokom'a teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Nein, nein, nein.